Merhabalar sevgili arkadaşlar. Eğer ki Sony ZV-E10 kameranız varsa bu kamera için en uygun kart UHS-I UHS-I SD kart ve U3 U3 v 30 karttır diyebilirim. Bakın şurada e, göreceksiniz gösteririm daha yakından. Kutunun O'nun içerisinde 3 yazıyor ve V30 yazıyor. Yani saniyede 30 megabyte yazma hızı altına düşmez demek bu kart. Kameramızın gereksinimi ne? Kameranın gereksinimi de maksimum yazım hızı saniyede 12,5 megabyte. Dolayısıyla bu kart saniyede 30 megabyte Yazma hızını desteklediği için kameramıza hayli hali yetmektedir. Kamera UHS 2 kartları desteklemediği için unutmayın UHS 1 kart alın. Çünkü UHS 2 kartı UHS 1 gibi görecektir kamera. O yüzden boşu boşuna UHS 2 almış olursunuz. Ayrıca kartınızın SDXC olmasına SDXC kart olmasına özen gösterin. Şurada yazıyor bakın. SD XC parmağımın ucunda yazıyor. Daha yakından da göstereceğim. Bunu açmak gerekirse neden hani kameranın saniyede 12,5 MB yazma hızı gereksinimi olduğunu nereden çıkardım? Şöyle ki kameranın kayıt ayarlarına gelin. Record settings ve orada göreceksiniz 4K ee, çekim yaparken 25 b 100 pardon ne biçim 100 yazdım 100 megabit per second hızda e, kayıt yapabilmekte kamera ee, ayrıca HD çekim yaparken de en yüksek veri hızı ne 100 kare çekim yaparken yine 100 megabit per second e, çekim yapabilmekte, kayıt yapabilmekte. Bu NTSC formatında. PAL formatında da PAL formatında da bu 24P, 30P olarak değişmekte. Ama yine de 100 megabit saniyede veri hızının üzerinde hızda kayıt yapmamakta kamera. Yine PAL formatında bu 120P olarak değişmekte ama yine de veri bit hızı 100 megabit saniye. Peki 100 megabit saniye olması neden 12.5 megabayt saniye anlamına geliyor? Çünkü 8 megabit saniyede eşittir 1 megabayt saniyede. Bizim kameranın gereksinimi 100 megabit saniyede olduğu için Bakın bu 100 megabit saniye şuradaki ile aynı. Bu da 100 büyük M demek 100 megabit saniyede 100 megabit demek. Bunda bu aynı. Bu da e, kaç megabyte saniyede yapar? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 100 bölü 8 eşittir 12 buçuk. Biraz matematik problemi gibi ama açtım işte arkadaşlar açmaya çalıştım elimden geldiğince. E, demek ki bizim kameramızın gereksinimi dediğim gibi saniyede 12.5 MB yazma hızı olan bir kart. Bu kartta saniyede 30 MB yazma hızına sahip olduğu için ve 30 kart olduğu için bize yetiyor. Ve 60 kart almanıza gerek yok. Ve 90 kart almanıza gerek yok. U3 ve 30 olması yetiyor. Gigabyte'da hani ne kadar uzun süre kayıt yapabileceğinizi gösteriyor. 128 GB kaç saat kayıt yapabiliyordum bilmiyorum. Unuttum. Ama yanılmıyorsam yani yanlış yönlendirmiş olmayayım. Hani bütçemin el verdiğince büyük kart almaya çalıştım. Çünkü harici başka pillerim de olduğu için dedim ki 128 GB'lık kart alayım. Yanılmıyorsam 4K çekim yaparken 3 saate yakın video kaydedebiliyor 128 GB kartlar. Şurada görüyorsunuz parmağımın hemen baş parmağımın ucunda SDXC yazıyor. İşte SDXC kart almamız gerektiği oradan anlaşılıyor. V30 kart alıyoruz. Şurada yine baş parmağımın ucunda V30 yazıyor. Yine kartın üzerinde şurada U yani bardak gibi böyle U var. U'nun içerisinde 3 yazıyor. Bu da saniyede 30 MB yazma hızı olduğu anlamına gelmekte kartın. Evet, teşekkür ederim. Videomu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz.